Sakın bana sıradan bir stajyer deme. Aptal değilim. Kör değilim. Bu kızda bir tuhaflık var. Kimse aşkım. Hela kimse değil. Buyurun, hastamızı götürebiliriz. Ela? Ela? Ela beni duyuyor musun? Bizi anlıyor musun Ela? Ela, sana ne olduğunu hatırlıyor musun? Vay be. Demek dalınızı seçmeseydim şu kapıdan içeri bir daha giremeyecektim. Ne saçmalıyorsun sen ya? Nikah şekeri saçmalığı nasıl bir oyun Leyla? Burada hesap sorması gereken kişi benim. Önce annen başıma bela oluyor. Beni araştırıyor. Anneme kadar gidiyor. Beni odana sokup aşkınızın şovunu yapıyor. Ha bu arada odan çok güzelmiş. Özellikle her yerden fışkıran o kusmuk aşk fotoğraflarınız çok ayrı bir hava katmış. Kendi koydu onların hepsini oraya. Bin yıllık şeyler bozmuyorum dedim. Kaç kere söyledim sana? Hem ben ne yapıyorum ya? Hala sana bir şeyler açıklıyorum. Sıktı artık Ela. Sıktı tabii. Ben de çok sıkıldım biliyor musun? Annenden de, o hayal dünyasında yaşayan kızdan da çok sıkıldım. Sen artık o kıza iyilik yapmıyorsun. Hatta en büyük kötülüğü yapıyorsun. Kız evleneceğinize o kadar inanıyor ki. Kız o kadar hasta bir halde ki ben artık onu kıskanamıyorum bile. Kendime mi yoksa ona mı daha çok acımalıyım karar veremiyorum. Ağzımı açmadıysam sadece yine tuzak kurdum dersin diye. Ama bu artık hastalıklı bir şey İlker. Ve ben bu hastalıklı şeyden çok sıkıldım. Ben bu cezadan da sıkıldım. O geceden beri bir kere bile konuşturmadın beni. Bin kez özür diledim senden. Hatalıyım dedim, ne yapayım, öleyim mi? Ben ellerimle senin nikah zımbırtını seçiyorum. Ama yine de o kıza ağzımı açıp gık demiyorum. Sırf o yemek faciasını atlatabilmek için ben ağzımı bile... Ağzını bile açmadan İrem'i şüphelendirdin Ela. Diyelim ki şüphelendirdim. Korkuyor musun? Neden? Gerçekten evlenmeyeceksen neden korkuyorsun? Ben ellerimle senin nikah şekerini seçiyorum. Ama yine de sana inanıyorum biliyor musun? Mantığım ciyak ciyak bağırırken ben sana kalbimle inanıyorum. Peki insan asla gerçekleşmeyecek bir düğün için neden korkar? Korkuyorum. Ama senden korkuyorum Ela. Her arkamı döndüğümde
Yeni bir oyun çeviren kadından korkuyorum ben. Oyun yok. Düğün yok. Ama kork benden. Beni kandırıyorsan... ikimizi aynı anda idare edip o kızla evlenirsen... çok kork benden İlker. Tehlikelisin Ela. Çok tehlikelisin. Yaklaşık 21 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 5 ameliyat geçiren şiddet mağduru Ela Yüksel az önce yoğun bakımdan çıktı ve nefesler tutuldu. Ela Yüksel'in ilk ifadesi merakla bekleniyor. Tam 21 gün önce yol kenarında bulunan genç kızın annesi ünlü iş insanı İlker Ilgaz'dan şikayetçi olmuş ve Türkiye Ela Yüksel'in adını böyle öğrenmişti. Genç kızın ne zaman polise ifade vereceği henüz açıklanmadı. Kurtuldu. Yoğun bakım ünitesinden normal odaya alınan Ela Yüksel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şimdi ne olacak peki? Şiddet mağduru Ela Yüksel'in ifadesi alınacak. İfadenin ne zaman alınacağı ve Ela Yüksel'in söyleyecekleri merakla bekleniyor. Kız gözünü açtı. Bu her şeyi değiştirir. İyi mi? Bizim için iyi olup olmadığına gerçek karar verecek İlker. Hayır. O. Ela. İyi mi? Sağlık durumuyla ilgili içeriden bilgi bekliyorum. En azından tahammülen cinayetten yargılanmayacaksın. Şimdi biz kendi durumumuza yoğunlaşalım. Bak, dediğim gibi kızın yaşıyor olması her şeyi değiştirir. Ama bir tek gerçeği değiştirmez İlker. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Bak, ben senin avukatınım. Sana susma hakkını kullanmanı bile ben söyledim. Evet, ama bana karşı değil. Bana susamazsın. Bu seni kurtarmaz. Bana gerçeği anlatmak zorundasın. Ne anlatırsan anlat. Seni savunacağımı biliyorsun. Bu benim işim. Peki. Demek ki artık kızın iki dudağının arasındasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.